Evet arkadaşlar hepinize merhabalar hepinize selamlar. Bugün bu videomuzda matematik anlatmayacağız arkadaşlar. Şimdiye kadar sezonun başından bu yana hep sizlere matematik soruları nasıl çözülmeli, matematik soruları nasıl çözülür hep size soru çözümleri gösterdim. Hep tanımlar gösterdim, kurallar, formüller gösterildim gösterdim. Bu formüller nereden çıktı? Bunlar nereden geldi? Bunlar neden var? Bunları anlatmaya çalıştım. Tanımlar neden önemli? Hep bunlardan bahsettik. Tabii bunların önemli olduğu kadar bazı diğer önemli şeylerden de bahsetmek gerekiyor ki bunların en önemlisi videomuzun konusu olan zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zaman konusuna vurgu yapacağız. Zamanı nasıl iyi değerlendirebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsak geçelim. Şimdi zaman hakkında hep abilerinizden, ablalarınızdan bilir kişilerden şimdiye kadar daima böyle özlü sözler duymuşsunuzdur, klişe cümleler duymuşsunuzdur ve tabii bir şey artık klişeleşmişse o artık kulağımızı tırmalamıyor, bizi harekete geçirmiyor, bizi tetiklemiyor arkadaşlar. Bundan kaynaklı da bu cümlelere biraz açıklık getirip aslında bu cümlelerin ne kadar doğru cümleler olduğunu ben size göstermek istiyorum. Yani hani duyduğumuz cümleler hep nedir? İşte zaman kıymetlidir bak boşa harcama. Değil mi? En klişesi budur mesela. Zamanın geri dönüşü yok. Diğer ikinci klişe de budur. E, zamanını iyi değerlendirirsen başarılı olursun. Üçüncü duyduğumuz hemen arkasından peşine gelen cümlelerden birisi de bu. Ama artık bunlar çok klişeleştiği için bazen bizi e, rahatsız etmiyor. Bizi dürtülemiyor. Bizi harekete geçirmiyor arkadaşlar. Biraz bunlardan bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet bu cümleler ne kadar klişe olsalar da kesinlikle yüzde yüz doğru cümleler. Zaman bizim için kıymetli. Eğer biz zamanımızı iyi değerlendirirsek, iyi planlamalar yaparsak zamanla birlikte hani bu bize müttefik de olabilir. Bu bize düşman da olabilir arkadaşlar. Biz zamanı nasıl kendi yararımıza kullanacağız? Nasıl müttefikimiz hali, haline getireceğiz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Zamanı iyi kullanırsak, planlı olursak bu bizim hem kişisel başarılarımızı hem akademik başarılarımızı zaten kaçınılmaz kılacaktır. Aslına bakarsan zaman dediğimiz kavramı insanoğlu biz kendimiz kendi kafamızdan ürettiğimiz bir kavram. Yani elle tutulup gözle görülemeyen bir şey. Sadece bazı şeyler işte güneşin dönüşünü, ayın batışını, güneşin batışını iklimlere göre bazı zaman türleri oluşturmuşuz. Zaman birimleri oluşturmuşuz ve bu zaman birimlerine göre hareket ediyoruz ve şu an işte sen YKS hazırlık çalışmalarına başladın. 2025 YKS'ye gireceksin. E, senden bir önceki dönem yani 2024 YKS'ye giren öğrencilerin sınavları biteli mesela 2 ay oldu bile. Sen senin önünde 10 ay civarında bir zaman dilimi var. Bak, zaman dilimi var diyorum. Ki bu şu an 10 ay diyoruz ama e, ...gözünü gözün açıp kapadığın takdirde böyle birazcık geçtiğinde sana sana birazcık gibi gelecek ama 3 ay kaldığını da göreceksin. O zamanlar da bu videoları izleyeceksin ve keşke demeyeceksin inşallah. Yani bu videoyla beraber sana olan uyarım uyarılarımla beraber kendine artık zaman konusunda bir çeki düzen verme vaktinin de geldiğini ben düşünüyorum. Çünkü zaman dediğimiz kavram çok değerli. Lakin değerli olduğu kadar çok da sınırlı. Tamam tükenebilen bir şey. Bundan kaynaklı hani Şöyle düşün, değerli olan başka şeyleri düşünelim. Bu hayatta örnek veriyorum. Hani şu an hayatımızda para, değil mi? Maddiyat çok değerli. Sen maddiyatı artırabilirsin. Yani şu an elinde, cebinde, kasanda, hesabında olan para miktarı neyse, sen bunu e, katlayabilirsin. Yani. 3 katına çıkarabilirsin varlığını. 5 katına çıkarabilirsin. 10 katına, 100 katına, 1 milyon katına, 5 milyon katına çıkarabilirsin inşallah. Çıkarabilirsin. Yani bu artabilen bir şey. Hayattaki diğer kavramlar da bu şekilde. Yani özellikle maddiyat kısmındaki kavramlar artırılabilir. Evet ama zaman dediğimiz şeyi artıramayız arkadaşlar. O her gün sen hiçbir şey yapmasan da kendi kendine azalabilen bir kavram. İşte bundan kaynaklı bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Hani zaman konusunda planlı, programlı olmayı şart koşuyor ya o uzman dediğimiz kişiler ki gerçekten de haklılar. Biz neden plan program yapma ihtiyacı hissederiz? Çünkü zaman tükenebilen bir şeydir. Az önce de bahsettiğim gibi sen hiçbir şey yapmasan da o zaten kendi kendine harcanıyor. Kendi kendini tüketiyor, bitiyor. Şimdi o halde bizim planlı, programlı olmamız veya düzenli olmamızdaki amaç şudur. Sen hiçbir şey yapmasan da bu zaman akıp gidecek ama sen planlı, programlı çalışırsan da bu zaman bitecek. E iki türlü de bitiyorsa hangisi senin için karlıysa bunun muhasebesini kendi kafamızda kendimiz yapabiliriz tabii ki de. Hangisi senin için daha karlıysa onu seçmek daha önemli değil midir? Her daim bu böyledir zaten. Tamam mı? İşte burada devreye planlı, programlı olmak giriyor. Yani şöyle düşün. Hiçbir şey yapmadığın zaman da e, senin o bir günlük tanınan süre 24 saatten bahsediyorum mesela bir gün boyunca hiçbir şey yapmadın. Şimdi o 24 saati de zamanı kısıtlı bir e, kavram olarak düşündük ya bir kasa, bir sandık, hazine gibi düşün sen onu bir altın gibi düşün tamam mı? Sen hiçbir şey yapmasan da günlük 24 altın harcıyorsun hiçbir şey yapmadın. İşte az bir şey yaptın, bir şeyler yaptın, çabaladın. O zaman da 24 altının gidiyor. E sen o günü deli dolu geçirdin, o zaman da 24 altının gidiyor. Yani herkesin aynı ücreti vererek satın aldığı bir şeyler var. Sen 24 altın vererek hiçbir şey almış oluyorsun örnek veriyorum, hiç çalışmıyorsan. Ama kimileri de 24 altın vererek belki önündeki bir haftayı, yani 7 çarpı 24'ü satın alıyor gibi düşün. Bundan kaynaklı bizim planlı programlı olarak... Nasıl olsa bu paraya harcıyoruz bari kıymete değecek şeyler satın almamız lazım diye düşünerek planlı programlı olmamız lazım. Plan program düzen bu işe yarıyor arkadaşlar. Yani planlı olmak benim ne işime yarayacak ki? Ben plansızlığı seviyorum ben düzensizliği seviyorum da diyebilirsin. Eyvallah ama plan program bizim hayatımızda daha düzenli olmamızı sağlamaz zamanı daha değerli kılmamızı sağlar. O harcanan zamanı yani günlük madem 24 altın harcıyorsun sen o 24 altınla ne bileyim bir kağıt parçası bir şu terimi sildiğim peçeteyi de satın alabilirsin. Ama örnek veriyorum bir işte son model iPhone hangisi iPhone 15 Pro Max mi onu da satın alabilirsin. Ama ikisi de 24 altın Ya yani böyle düşün tamam mı? Dolayısıyla biz bu düşünce içerisine girersek zamanın gerçekten kıymetli bir şey olduğunu anlamaya başlarız. Artık o klişelikten kurtarmamız lazım o cümleleri. Ve hayatımıza düzgün biçimde uygulamamız gerekiyor. Bundan kaynaklı plan, program, düzen bizim için inanılmaz derecede kıymetli. Şu an akan zaman kadar kıymetli arkadaşlar. Her dakikamız, her saniyemiz, her saatimiz bizim için kıymetli olduğu için biz madem bu kadar kıymetli bir şeyi her gün harcıyoruz o halde kendimize bu zamanı daha değerli kılacak. Yani bu harcanan parayla, harcanan paradan kastım bu arada zaman. Bu harcadan zamanla kendimize daha kıymetli bir şeyler alabilmemiz için onu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Onun kıymetini daha da arşa çıkarmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? İşte plan, program ve düzenden bahsettim ya. Kendine günlük planlar ve programlar hazırlayabilirsin. Haftalık plan program hazırlayabilirsin. Aylık plan ve programlar hazırlayabilirsin. tabi ama bunları yaparken de tabii ki gerçekçi de olmak gerekiyor. Gerçekçi olacaksın. Yani sen cebindeki 5 lirayla cebindeki 5 lirayla yarın işte 1000 liralık bir ürün almayı hayal edemezsin. İşte bu yüzden de gerçekçi olmamız gerekiyor. Sen YKS'ye hazırlanan bir öğrencisin. 2025 YKS'ye gireceksin ve önünde de örnek veriyorum şu an 10 ay gibi bir süren var. E, onay gibi bir süren varsa çok paran olduğu anlamına gelir bu. Ve madem bu kadar paran var hedefin yüksek olmalı şu an. İnanılmaz derecede yüksek olmalı. O halde biz hedefimizi önümüze koyduğumuz zaman 10 ay sonraki planımız o sınavı parçalamak, o sınavın içinden geçmek. Peki aylık plan dersin ki mesela bir dönüm noktası aklımızda o da bir kavram aslında yani yılbaşı. Yeni bir seneye girdiğimiz zaman 2025 başlangıcı. 2025'in başlangıcına kadar ben şu 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 konuları bitireceğim ve benim konu diye bir derdim kalmayacak. Bütün konuları öğreneceğim. 2025'ten sonrasında ben artık tamamıyla denemelere, konu denemelerine, branş denemelerine ve genel denemelere odaklanacağım. Son 2 ay kaldığı takdirde de sadece çıkmış sorulara odaklanacağım da diyebilirsin. Bu ileriye dönük planlardır. Bak önce planımızı 10 ay sonrasına çevirdik. Dedi ki İş ne yapılacak olan iş? Sınavı kazanmak. Şimdi o önümüzdeki 10 ayın içerisine girdik ve içeride planlar yapmaya başladık. Dedik ki yılbaşı konular bitecek. Yılbaşından sonra sadece deneme çözülecek. Peki bunu da daraltalım. Okullar açılacak değil mi herkesin okulu başlayacak ve okullar açıldığı takdirde rakiplerin de artık özellikle 12. sınıf olan rakiplerin ve mezunların da bazıları psikolojik olarak herkes başladığı zaman başlayabildiği için genel itibariyle okullar açıldığı zaman çalışan kişi sayısı da artmaya başlar. Ve rakiplerini gördükçe eğer senden daha ilerideki bir konuda varsa, eğer senden daha iyi biraz daha iyi netler yapıyorlarsa biraz daha fazla çalışıyorlarsa bu seni strese de sokacak. İşte burada plan programın önemi. Mesela diyebilirsin ki okullar açılana kadar az bir süre kaldı ama en azından en azından ben problemlerde belli bir aşamaya kadar gelmem gerekiyor. Veya dersin ki kendi kendine ben TYT matematiğin yarısından fazlasını bitireceğim. Veya dersin ki geometride üçgeni bitirirsem tüm geometriyi neredeyse halletmiş olurum zaten. Çünkü üçgen geometrinin temeli abi bunu halledersem tamamını halletme imkanım olur. İşim kolaylaşır diye kendine ufak planlar yapmalısın. Haftalık program. Haftalık bunu da yapabilirsin. Mesela dersin ki bu hafta şu konuyu tamamıyla bitireceğim. Ve bu konunun bir daha dönüp de kazanımlarına tekrar tekrar bakmayacağım. Tamamen nasıl bitirirsin hocam? Konuyu adam akıllı bir şekilde kavrarsın. Öğrenirsin. Öğrenilen bir şey asla unutulmaz. Bunu sakın unutma. Konuyu öğrenirsin. Sorularını çözersin. Bir hafta boyunca İki gün konuyu öğrendin, beş gün karşına çıkabilecek tüm konuları, tüm soruları gördün, çözdün, özet çıkardın kendi kendine, bitmiştir. Bir konuyu bitirmekten bahsediyorsak bu arada, video dışı bir konu olabilir ama hemen ufakça bahsedeyim. Bir konunun tamamen bitirilebilmesi için ne yapman gerekiyor biliyor musun? Mesela öğrenci bazen konuyu dinliyor, soru çözümlerini dinliyor, bitti diyor. Kendi başına soru çözdün mü? Çözmedin. Önce kendi başına soru da çözeceksin. Bitti mi? Bitmedi. O konu hakkında eline bir tane kağıt alırsın, bomboş bir kağıt alırsın. O konuyla alakalı bildiğin her şeyi o kağıda yazacaksın. Eğer o kağıdı doldurabiliyorsan tamam o konu sende oturmuştur ama kendi başına hiçbir yere bakmadan o konu hakkında bildiklerini yazamıyorsan demek ki bilmemişsin, demek ki öğrenmemişsin. Konuyu bitirmekten kastımız da hep bu olsun. Aklında da hep bu örnek olsun. Tamam mı? Peki günlük planlar. Gerçekçi planlar yap dedik ya bunların hepsi gerçekçi planlar günlük planlar. Dersin ki ben bugün 500 tane matematik sorusu çözeceğim. Bak bu gerçekçi olmayan bir plan. Gerçekçi planlar kuracaksın. Bugün 10 tane problem çözeceğim. 15 tane paragraf çözeceğim. İşte bugün SML hocayla çalıştığımız konunun ne ne işledik mesela kesir problemleri kazanım bakışı gördük. ÖSYM bakış testlerini çözeceğim. İşte Türkçeden şunu şunu yapacağım. Biyolojiden doktor biyolojiden açacağım şunları şunları izleyeceğim. Bugün benim için plan bu ve bu planları gerçekleştirerek tamamını yaptığın takdirde kendi kendine şunu hissedeceksin. Bugün 24 altın verdim ama değdi ulan diyeceksin. Değdi ulan diyeceksin. Yani bazen böyle düşünüyorum. Bir piyasada belli başlı ürünler var mesela değil mi? Örnek veriyorum işte bir maden suyu veya bir şişe su. Bir şişe su abi. Bazı marketlerde 3 liraya da satılıyor. Bazılarında 3 liraya da satılıyor. Ama örnek veriyorum. Ben işte İstanbul'a falan durmadan gidip geliyorum. Ayda 2-3 kere. Uçakla gidip geliyorum. Havaalanında yanımda su yoksa... Havaalanında su alırken içim acıyor. Neden biliyor musun? 30 lira. Yani o 50 milim, 500 milimlik küçük pet şişeler 30 lira. Ve ben diyorum ki kendi kendime... Bundan 10 tane alabilecekken şu an bir tane alıyorum diyorum. Kendi kendime içim acıyor. 30 lira şu an çok mu büyük bir para? Değil. Lakin hani... 3 liralık bir şey olduğunu biliyorum onun. Ona 30 lira verince içim acıyor. Yani 30 liraya bile içim acıyorsa 24 saat diyorum bak 24 tane eşsiz altından bahsediyorum. 24 tane bir daha geri kazanamayacağın altından bahsediyorum. Sen o günü 24 altın vererek ufacık o pet şişenin kapağını satın alabildiysen içinin nasıl parçalanması gerekiyor? Bir de böyle düşün olayı. Zaman asla geri döndürülemiyor ve bundan kaynaklı da biz kendimize plan, program, düzen yaparak biz bu zamanı daha değerli hale getirmemiz gerekiyor. Asıl olay bu. Plan, program, düzen elbette ki önemli ama hani senin sandığın gibi önemli değil. Asıl önemi bu. O zaman parasını iyi harcayabilmek, iyi değerlendirebilmek. Asıl bize kazandırdığı şey budur planın, programın. Tamam mı? Bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Alışkanlık bak alışkanlıktan bahsetmişken hemen o zamanın iyi değerlendirme alışkanlığına da girmeden olmayacak. Madem zamandan bahsediyoruz. Şimdi düşünsene sen hiçbir şey yapmamaya alışmışsın. Günlerin olabildiğince boş geçiyor. Olabildiğince. Yani gündelik yaşamak için sadece gerekli ihtiyaçlarını karşılıyorsun. İşte kahvaltı yapıyorsun. Öğle yemeği yiyorsan öğle yemeği yiyorsun. Akşam yemeği tuvalete gidiyorsun. Akşam Instagram'da geziyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Twitter'a giriyorsun. X, X oldu artık. X'e giriyorsun. Veya işte bir yerlerde vakit geçiriyorsun. Arkadaşlarına muhabbet ediyorsun. Sevgilin falan varsa mesajlaşıyorsun. Uyuyorsun yatıyorsun gün bitti. 24 tane altın verdin. Ve karşılığında zaten zamanını iyi değerlendirirken zamanını iyi değerlendirenlere karşı Düşündüğün zaman zaten onlar da yaşamak için bu ihtiyaçlarını gerçekleştirdiler. Sen de yaptın. Ama onlar ekstradan bir de zamanlarını iyi değerlendirdikleri için sana bayağı bir fark attılar. Bayağı bir fark attılar. Tamam. İşte bunları düşünerekten kendini birazcık, birazcık da böyle suçluluk psikolojisine itebilirsin. Tamam sıkıntı yok. Bunları yapman serbest. Kendini gerekiyorsa suçlu hisset. Çünkü sen o kadar para harcadın. Neye harcadın? Boşluğa attın o parayı gibi. Şimdi plan, program ve düzen bu işe yarıyor dedik. Eyvallah. Ama hani dedim ya, bunu alışkanlık haline getirmen gerekiyor. Eğer sen hiçbir şey yapmamayı da bir alışkanlık haline getirdiysen unutma ki alışkanlıklardan vazgeçmek de zordur. Şimdi alışkanlıklarımızı yani bu zamanı iyi değerlendirme alışkanlığını elde etmemiz gerekiyor. Eyvallah. Yalnız bu öyle 1-2-3 günlük bir süreç de değil. Buna da dikkat edeceksin. Nasıl bir süreç hocam? Şöyle yapacaksın. Hiçbir şeye, bak hiçbir insan, hiçbir konuda, hiçbir şey ee, düşünmeden bir plan yapıp hareket ederse o plana uyması, bak o plana uyması imkansızdır. Bunu bir alışkanlık haline getirirsen artık bu da yoluna girmeye başlar. En sonda bahsettiğim hep en başından beri diyorum bak plan, program, düzen. İşte plan ve programın da düzen içerisine girmesi gerekiyor. Eğer sen bu programı da düzenleyebilirsen birkaç gün sürer bu korkma. Yani 4-5 güne her şey oturur ve bu da sende bir alışkanlık haline gelir. Az önce söylediğim cümleyi yine hatırla. Hani hiçbir şey yapmamayı alışkanlık haline getirdiysen, unutma ki alışkanlıklardan vazgeçmek zordur. Eğer sen kendini planlı, programlı, düzenli olmaya alıştırırsan, bunu alışkanlık haline getirirsen artık bundan da vazgeçmek zordur. Bu çok kıymetli bir şey aslında. Sadece sınava hazırlanmak için planlı, programlı ve düzenli bir insan olmaya itiyorsun kendini ve bunu alışkanlık haline getirdiğin zaman sınavdan sonraki hayatın yok mu senin? Yani 2026'da sen yaşamayacak mı? 2027'de yine okumayacak mısın? 2028'de üniversitenin 3. sınıfında olmayacak mısın? 2020, 2029'da mezun olmayacak mısın? Sen olacaksın. 4 yıllık okuyorsan. Değil mi? E şimdi o zamanlarda da plan programı ve düzenli olma halini bu alışkanlığı sürdürürsen sana yemin ediyorum var ya. Efsane bir adam olursun sen. Aranan adam olursun. Milletin parmakla gösterdiği adam olursun sen. Tamam mı? O Instagram'dan kaydıra kaydıra baktığın ve bazen özendiğin hayatları sen yaşıyor olursun. Buna emin olabilirsin. Hani bu çok basit. O zaman gel şu video ile beraber umarım bir farkındalık oluşturur sana bu video izleyen kişiler açısından ve izleyen kişiler olarak bana bir söz verin arkadaşlar. Ben o sözü yorumlarınızda göreyim. Bana bir söz verin ve bundan sonra ciddi anlamda kendi hayatınızı planlayın programlayın, düzenleyin ve o her gün hiçbir şey yapmasanız da eksilen 24 tane altınınızla neler yaptığınızı da bana yazabilirsiniz. Kendiniz notlar alabilirsiniz. Ufak not defterleri alabilirsiniz. Bu notlara yazabilirsiniz. Tamam mı? Mutlaka ama mutlaka değerlendirin bu fırsatı. Bu video ile beraber bana bir söz verin. Umalım, umarım farkındalığınız artmıştır bu konuyla alakalı, zamanla alakalı ve bundan sonraki hayatınızda zamanınızı en azından YKS 2025'e kadar olan süreçte bundan sonraki hayatınızı planlı, programlı, düzenli yaşayın. Size yemin ederim fonksiyonun tanımından daha önemli bir olay bu. Tamam mı güzel arkadaşlar? Evet, bugünkü videomuzun da artık sonuna gelelim. Bugün de bunları anlatmak istedim sizlere. Eğer beğendiyseniz, eğer bir farkındalık yarattıysa, hoşunuza gittiyse ve hocam bu tarz videolar daha fazla gelsin diyorsanız... Bunu da belirtirseniz gençler bundan sonra da haftalık böyle bir rehberlik saati sizlerle yapmış oluruz. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.